Kayıt. Merhaba arkadaşlar. Analog macerama hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mert Günhan ve yakın arkadaşı kanalı olarak gerçek gizemlerin peşinde koşacağız. Bakın, gerçek gizemler. Öyle böyle değil. Yok efendim cinle eve girdik de şöyle bir şeyler oldu. Yok efendim perili evde götümüze şey oldu. Böyle şeyler yok. Gerçek gizemler. Gerçek gizemlerin peşinde bir gün geçireceğiz. Kafamı yeni tıraş ettim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunu da şu anda söylüyorum. Çünkü birazdan nedenini anlayacaksınız niye böyle bir intro yaptığımın. Ama hep birlikte gerçek gizemlerin peşinde bir gün geçireceğiz. Hadi bana katılın. Şimdi şuradaki iki tane çocuk vardı şurada. Basket oynuyor. O çocuklar geldi yanımıza, dediler ki abi işte ne çekim yapacaksınız falan. Biz de dedik ki işte Cüneyt abinin maceraları kanalından gizem videosu, sır videosu falan çekiyoruz. Çocuklar çok büyük Yiğit Alp Çavdar fanlarıymış. O yüzden öyle bir intro yapmaya çalıştım ki gelebilir miyiz biz dediler. Dedik gelemezsiniz falan işte, sizin mesuliyetinizi alamayız. O yüzden gizem vlogger gibi gideceğiz şimdi buradan yavaş yavaş. Hadi Furkan gidelim abi. Yaşadığım yerle ilgili en gurur duyduğum şeylerden birisi direkt bizim sitenin Atatürk büstü olması abi. Buradaki genelde çoğu sitede böyle bir Atatürk büstü oluyor. Aşırı derecede layık kent olduğu için. Bu da bizimki. Şahsen ben bu üzerindeki kırmızı şeyi çok sevmiyorum. Bence daha böyle oraya kırmızı bir, daha başka bir mesela tuğla yapılabilirdi bence. Kırmızı kırmızı. Ama yapmışlar işte. Ama çok seviyorum. Yani direkt sitenin böyle girişinde arabanla yürürken falan giriyorsun. Atatürk var, atan var. Şimdi yemek yiyeceğimiz bir yer var aşağıda. Orada da var böyle bir tane. Full buraları böyle. Yani şey deyip geçmemek lazım. Tatil sitesi falan deyip geçmemek lazım. İnsanlarda çok yoğun bir hani Atatürk sevgisi var burada. Ne ulan? Çocuklar bizi takip ediyor lan. Arkada bak, bize bakıyorlar ya. Ben gidip konuşayım mı? Gelemezsiniz falan, çok tehlikeli çekeyim mi? Daha çok gelmek isteyecekler böyle yapınca. Nasıl yapacağız şimdi? Bunlar bizi takip edecek. Yürü amına koyayım, görmemiş gibi yapalım. Evet, edecek. Bir noktada ben bağırarak üstlerine koşabilirim. Hayır hayır, sakın bir şey yapma, size dediler yani. Biz böyle dedik diye amına koyayım, cinli şey gidecek diye bunlar bizim peşimizden gelecekler yani. Oysa ki bilmiyorlar ki biz de dümdüz vlog çekiyoruz anasını satayım. Bir de bak arkamı dönünce şey yapıyorlar bak, arabanın oraya saklanıyorlar. Bak bak, Allah aşkına çeksene şunları ya. Bak arabanın, beyaz arabanın arkasındalar bir de bak. Bak bak, görüyor musun? Bak bak, görüyor musun? Bak 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 bak, orada orada bak. %100 stealth. Tabii tabii, stealth atıyorlar bak bak. Ulan gerdik, çıkın işte amına koyayım. İnelim. Şu köşeden tekrar şey yapacağız. Bak bak, çıktılar sonunda. Yürü yürü. Kardeş yani harbiden ün böyle bir şey işte. Cüneyt abinin Sarsılmaz Gizemleri kanalı olunca sürekli olarak İnsanlar bir şeyler yani ne yaptığını görmek istiyorlar. Fame böyle bir şey. Neyse şaka bir yana vlog yapalım dedik. Yani böyle vlog gibi de değil de çok da aşırı derecede hazırlıklı falan da değiliz yani. Vlog nasıl yapılır hiç bilmiyoruz. Mesela benim böyle mi gitmem gerekiyor yürürken? Hani, hiçbir fikrim yok. Ha, böyle de olabilir herhalde. İşte böyle şey gibi, işte birazdan yemek yiyeceğiz falan. Vaktimiz ve şarjımız kalırsa böyle gece görüntü alacağız. Random outlook falan gibi bir şey yapacağız. Yapabilirsek. Yani daha böyle bunlar ilk videolar. Gelişir diye düşünüyoruz. Hani harbiden böyle istediğimiz o cinli videolar falan, ama bak bir şey diyeceğim. Ambiyansa bakar mısın Allah aşkına? Yani bu her yer böyle. Buralarda bu ağaçların bazıları 300 yıllık, 400 yıllık falan. Harbiden böyle çok taşaklı zeytin ağaçları var buralarda. Ya buralarda cin olmayacak da nerede olacak amına koyayım? Ben de hep böyle buna takılıyorum. Asıl buralarda bence mevzu. Bak şu tam şurası görünmüyor buradan büyük ihtimalle. Tam şurası Kaz Dağları yani. Hani harbiden harbici Kaz Dağları, böyle şey falan değil. Bayağı iyi o yüzden. Buradan şimdi aşağı bir sahile doğru gideceğiz. Diyorum ki her şeyi arkada bırakacaksın abi. Bütün şehri, şehrin o karmaşasını, her şeyi arkada bırakacaksın. Şöyle bir Ege sahilinde şöyle bir mekan. Sadece sen, bilgisayarın, World of Warcraft ya da Final Fantasy 14 aboneliğin, internet. Bu kadar. Şu. Bir de reklam alacaksın bak böyle. Dönmez dekorasyon gibi.
Bir de böyle bir reklam alacaksın. Burada ben yaşarım. Benim için sıfır sıkıntı yani. Şimdi sahile doğru yavaş yavaş giriyoruz. Burası normalde yazın aşırı kalabalık oluyor. Bütün gurbetçiler falan burada denize giriyorlar. Ama şu anda yıkmışlar burayı ve ne yapacaklarını gerçekten bilmiyorum. Büyük ihtimalle villa falan gibi bir şey yapacaklar herhalde. Deli gibi yıkıp sürekli olarak yerlerine aşırı derecede AKP kokan villalar yapıyorlar. Çok tatsız villalar yani. Onları da Araplara satıyorlar. Böyle politik şeyde olsun mu böyle? Politik yorumlarda olsun mu bu videoda? Değerlerimizi kaybediyoruz. Değerlerimizi kaybediyoruz. Fakat ben burada Cüneyt'in Büyük Gizemleri / Kaybolan Değerlerimiz kanalında tekrardan size bu değerlerimizi tanıtacağım. Devam edelim. Bak sence şuradan atlayabilir miyim? Şu deneyelim. Deneyelim. Kesin bir şeyimi düşürürüm ha. Hemen deneyelim. Düşecek her şeyini verebilirsin bana. Ver. Ver bana ver. Bekle. Yapıştır. Bakımlı cildin kremi Havilland. Cildinizi korur, besler, güzelleştirir. Havilland. Havilland. Demin kameramız bitti. Yani bant bitti. Bant bitti, kamera bitti. O yüzden tam şey yapıyorduk. Suyun üzerinden böyle bir şey vardı. Göster, şunu göster bak. Böyle bir su birikintisi vardı. Ölüm birikintisi. Ben böyle bir su birikintisini atladım abi. Ama harbiden kamera çekmedi yani. Çünkü bant bitti. Kaset bitti. Kaset bant deyip diyorum. Kaset bitti. Şu su birikintisi üzerinden atladım. Bunun üzerinden atladım. Direkt. Ama çekemedik. Aynen öyle. Bazen her efsanevi hareketi kayıt altına alamazsın. Kardeş yapacak bir şey yok. Hadi devam edelim. Vallahi bizim orada çingeneler giriyor denize. Sen de takmışsın şu çingeneleri ha. Oğlum çingenelerden öte çok daha ciddi problemlerimiz. Sanki yüzerek gidebilecekmişsin gibi abi, bir o kadar da yüzerek. Gel, başka bir şey daha göster. Gel oğlum, gel. Bak yangın var. Bak yangın yanıyorsunuz. Görüyor musunuz? İşte bizim ülkemizin durumu bu şekilde. Burada çok güzel zenginlikler, burada da yangın. Yanıyor şurası, ne yapacağız amına koyayım? Burada hep bir şeyler oluyor işte. Yıldırım düşer, yangın yanar. Burada bir şey diyeceğim. Bak, şuraları Kaz Dağları. Daha net bir şekilde gösterebilirsin. Şöyle buraları Kaz Dağları. Ama şurası altın olup şurası da yanıyor. Maceramıza devam ediyoruz. Siz de buradaydınız. Ben de biraz böyle şey yapıyordum. Şu orman yolunun ambiyansını kendi içime çekiyordum. Buraları biraz dolmaya başlamış bu arada. Şu anda Mart'ın ortasındayız sayılırız. En iyi mevsim. Yaklaşık olarak bir Nisan gibi falan. Dolmaya başlayacak yazın falan full gurbetçi. Full Alman şov. Şu gördüğünüz yerler falan burada adım atacak, havlu koyacak yer olmayacak. Çok fena. Buranın denizi çok soğuk. Normalde Akdeniz'in denizi çok daha ılıman ama buraları inanılmaz soğuk. Ben genelde burada denize girmiyorum. Burası gurbetçilerin ve gurme tercihi bilmeyenlerin yeri. Ben size gurme tercihi göstereceğim birazdan.
Gece bizim, gündüz bizim, yol bizim. Turbo dizelse koyarız motora. Petrol ofisi turbo dizelse bizim. Yazın kışın turbolarla. Sende olta var mı? Var. Sende olta var mı? Var. Bir gün yapak bir şey. Ha. Abi balık olayı burada güzel oluyor açıkçası. Bak insanlar geliyor çayını mayını yapıyor. Bak çok güzel görüntü var burada. Böyle insanlar geliyor oturuyor. Balık malık bilmem ne avlıyorlar. Ben ilk taşındığım zamanlar bu balık içine çok düşüyordum. Sonradan yani böyle şey gibi oluyor. Uyuyakalıyorum genelde. Oturuyorum falan, oltayı koyuyorum. İşte 2-3 tane bir şey yakalarsam yakalıyorum, onun için uyuyorum. Yani o yüzden bana göre bir şey değil galiba balık için. Şura komple gitti, buralara kadar yapmışlar. Buraları full yıkılmıştı, şurası hala duruyor. Şuraya baksana, doğanın gücü anasını satayım. Tamamen rüzgar, deniz, dalga, böyle fırtına oluyor yani. Bak bu şaka değil. Ve her kış kırılıyor, her kış. Ben bunun içine düşsem ya böyle buradan konuşurken. Herhalde altı boş diye falan gidiyor, bilmiyorum. Ama sakat. Buraların uzunması lazım. Her geldiğimde daha da kötü oluyor. Ve devamı da kırık bu arada. Bütün bu yol kırık. Gel bakayım, gelebilecek misin? Bir kere devam. Gelirim. Düşme ha. Acaba şu anda riskli bir şey mi yapıyoruz lan? Ben çok kullandım. Devam devam, bir şey yok. Kardeşim geçtim. Heh, demin şeyden burada paratonere bak abi. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani burada böyle bir ihtiyaç var. Bildiğin recording'de değil mi? Hı hı. Böyle bir ihtiyaç var yani. Yıldırım burası şimdi şey kısmı oluyor. Fener kısmı oluyor burası. Şurada zaten fener var gördüğünüz gibi. Asıl gurme tercih, denize girmek için gurme tercih burası. Biraz daha ileride aslında. Ya Hollanda'da, Sovyetler Birliği'nde? Ben yıllardır bu tıraş bıçağını kullanıyorum. Permaşarp. Yurt içinde, yurt dışında. Günün en sevdiğim ışığı abi. Bak sana yemin ediyorum. Yani biz sabah çekime başlasaydık bu ışıklar olmazdı. En sevdiğim ışık. Önün bomboş. Bak şöyle bir muhabbet var. Şehirde yaşadığın zaman yani normalde insanın uzak mesafelere hem göz sağlığı açısından hem de psikolojik olarak uzak mesafelere bakması gerekiyor. Şehirdeyken sürekli olarak görüş alanında senin binalar olduğu için bu böyle görününce ufka bakamıyorsun. Ama işte arada bir gelip de ufka bakmak lazım. Ben sağlık açısından hem psikolojik hem de göz sağlığı açısından bayağı faydalı. İnanılmaz kafa boşaltıcı bir aktivite. Abi ekolojik bir felaket gerçekten. Mevsimler bildiğin artık böyle çok uzun yazlar, çok kısa kışlar yaşıyoruz. Yani bunun sorumlusu hepimiziz. Öte yandan tamam okey. Buna karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Taylor Swift bokunu yapmaya bile uçakla gidiyor. Boeing'le gidiyor. Ona bir yapacak bir şey yok yani. Ben tamam abi işte şey yapayım. Şu vurma şutları bir daha gelirse yemin ediyorum döveceğim ha. Amına kodum çocukları. Amına kodum çocukları. Amına kodum çocukları. Şuradaki var herkes sessiz sessiz yürüyor. Bir bunlar abi. Bağıra bağıra konuşuyorlar. Bak görüyor musun? Bir bunlar abi. Medeniyet ayılır amına kodumlarım. Neyse. Neyse. Şeyden bahsedecektim. İşte inanılmaz şop atıyorlar sahilde. Yani okey. Sen global ısınmayla ilgili bir şey yapamazsın ama şu şişeleri de atma en azından yani. Bira şişeleri, çerçöp, plastik. Yani
Bir 3-4 sene önceye kadar da bu kadar değildi biliyor musun? Çok arttı. Amına koyayım. Neden arttı acaba? Neden arttı? Yani neden olabilir sizce? Soruyorum. Sorarım size Türkiye. Neden amına koyayım kumsallara çöp atıyorsunuz? Sigara atıyorsunuz? Şey atıyorsunuz? Bunu yapanlara boydan gireyim. Merhaba yemekler. Börekler merhaba. Merhaba Neva. Biraz alsam ne olur? Merhaba Neva. Neva kahvaltıda mutfakta. Şimdi Furkan'la yemek yemeye geldik. Ciğer yiyeceğiz. Burası 1881 kafe. Zaten şurada da Atatürk büstümüz yine var bir tane. Buranın mevzusu şu. Yancıları inanılmaz iyi. Şimdi birer porsiyon ciğer söyledik. Buranın ciğeri çok efsane çünkü. Birer porsiyon ciğer söyledik. Böyle yancılar geliyor. Şu fasulye. Böyle soslu falan çok güzel bir fasulye. Ve yancılar hep değişiyor. Şu haydari. Şu patlıcan kızartma. Şu da mantar. Farklı farklı da gelebiliyor bazen. Birazdan da ciğerler gelecek. Ciğerleri efsane. Valla buranın ciğeri eğer bir şekilde Fener'e falan gelirseniz yemeden geçmeyin. Abi ciğeri böyle. İnanılmaz olaylı böyle bir ciğeri var. Yancılarla birlikte. Böyle bunun tabağı kaç para? 250 mi? 250 falan gibi bir şey galiba. Bu şunlara para vermiyorsunuz. Bayağı iyi yani. Nasıl makina? Güzel makina. Güzel makina. Ne bunun modeli? Massey Ferguson 240. Ne yapar bu? Vallahi ne yapar? Mal taşır. Sen traktörlerle ilgili bilgi sahibi değil misin oğlum? Bilgi sahibi değilim. Çok seviyorum. Ben bu traktörü çekiyorum şimdi. Traktörle ilgili başka muhabbetimiz yok mu? Bu mu? Nasıl makina? Güzel makina. Traktörleri çok seviyorum. Aynen öyle. Amına. Şimdi bir yemek yedik. Gezimize devam ediyoruz. Doğa turumuza devam ediyoruz sevgili dostlar. Buranın akşamı böyle. Burada bir tane şey vardı. Bu şeyleri bilirsin değil mi? Böyle yumruk atma dalgaları var. Evet. Onlardan bir tane yumruk atma dalgası vardı şurada. Ama galiba kaldırmışlar. İki senedir kırıktı. Birisi gelmiş, hayvan yumruk atmış, kırılmış. Öyle duruyordu. Çok böyle metruk bir şekilde duruyordu. Onu herhalde almışlar. Seçimler var ya, buraları böyle şey yapıyorlar şimdi. O olsaydı onu gösterecektim size de o şu anda yok. Traktörlerle ilgili anlatacağın şey bu kadar mı? Yani o kadar seviyorum falan dedim. Bu kadar mı muhabbetin var traktörlerle ilgili kardeşim? Vallahi bizim sevgimiz fos sevgi. Öyle dış görünüşünü seviyoruz, sesini seviyoruz. Başka hiçbir şeyi sevmiyoruz. Aziz Allah şey geldi. Ezan. Ramazan geliyor. Yarın Ramazan var. Oruç tutacak mısın? Tutacağım. Ben de tutacağım. Evet. Bu sefer ben de tutacağım oruç. Allah'ın izniyle Ramazan'ımıza güzel bir giriş yapacağız. Ramazan yayınları patlar mı? Patlar. Buradan şimdi zaten camiye geçeceğiz. Allah'ın izniyle. Burada aşırı balık olayı yapıyorlar. Yani böyle bayağı bizim asıl burası çok daha sakin olduğu için şimdi ileride dere var. Dereye gideceğiz. Asıl burası sakin olduğu için burada inanılmaz bir balık şeyi var diyebilirim. Balık sini var diyebilirim. Ne tutuyorlar tam olarak bilmiyorum. Burada ne çıkıyor bilmiyorum tam olarak. Ama şurada da dere var. Derede de bir şeyler var aslında. Orada bayağı bir deniz canlısı var diyebilirim. Vallahi benim bildiğim kadarıyla çok anladığım bir şey değil balıkçılık ama denizde çok tutulmaz diye biliyorum. Onun için çok farklı zoka tipleri, ip tipleri falan seçiliyor. Kıyıda ben de bu arada kıyıda nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Yani biraz daha açılmak gerekmiyor mu? Şey yapıyorlar, tüp gaz yakıyorlar, tüp gazı ısınıyorlar falan, ateş yakıyorlar böyle bayağı. Burada kamp yapan oluyor, bir sürü şey yapan oluyor. Tam dolmadan önceki tam şeyi, tam full dolmadan önceki son güzel dönemleri şu anda yani. 3 ay sonra Fuckfest. Burada gezemezsin yani 3 ay sonra böyle. Ya burada. Büyük ihtimalle biz de çekim için artık şey bir sonraki çekimi biraz daha dağ taraflarında yapacağız. Buraya artık bir de belki bir kış çekimi yaparız yani. Ya da belki bir yazın denize girmeli bir çekim yaparız burada. Yaparız abi. Plaj falan sahil değil mi böyle? Hamam çekimi ne zaman? He? Hamam çekimi? Hamama gidin. Hamama gitmemizi istiyorsanız eğer yorumlara yazın arkadaşlar. Hamam diyor Furkan. Hamama giderim diyor. Ben hiç gitmedim hamama daha önce.
Tellak falan oluyor değil mi orada? Tellak oluyor da senin işini ben yapacağım. Afyonlu adam var senin yanında. Sen daha dolu konuda. Afyonların tellak olmakla ilgili bir şeyim var? Hayır ama Sandıklı'nın hamamı meşhurdur. Suyu meşhurdur. 10 numara, seni 10 numara çitilerim. Bembeyaz olursun. Dolayısıyla tellakların mı meşhurdur? Hiçbir fikrim yok biliyor musun? Şey nasıl oluyor? Tellaka para veriyorsun değil mi? Tellak genelde ekstra ücret işte. Normalde de olmaması lazım. Ama şu anki bu otel hamamlarıdır vesairedir. Bunlar da ek hizmet. Ne diyorsun? Şey mi diyorsun? Ben hamama gireceğim bir de tellak istiyorum mu diyorsun? Kese attıracağım diyorsun. Ha kese attıracağım diyorsun. Aynen öyle. Tellak da sana kese atıyor. Tabii. Her yere mi? Her yere. Nasıl? Her yere. Sikine falan da mı yani? Sikine, götüne. Öyle değil herhalde. Sikine atmaz ama götüne atar. Sikine. Yani göte atıyor mu harbiden? Atıyor. Vay anasını satayım ya. Sen bu hamam dünyalarından falan bu kadar uzak olmanı beni aşırı şaşırtıyor. Niye oğlum? Ne bileyim hamam çok averaj bir şey değil mi? Averaj bir etkinlik değil mi mesela senin için, senin gözünde? Ya denk gelmedi ki. Yani şey gibi olsaydı, böyle bir hamam ekibim falan gibi bir şey olsaydı giderdim herhalde hamama yani. Ekibe ihtiyacın yok. Ben seni hamamla tanıştıracağım. Çok güzel vakit geçireceğiz biz seninle. Seni tertemiz edeceğim. Ay sonra şey gibi mi olacağım? Hani böyle şey gibi bir muhabbet mi var? Abi işte hamama girdiğin zaman müptelası oluyorsun falan gibi bir şey mi var? Aynen öyle. Şifadır şifa. Sonra çıkacağız. Böyle ayranlı sodalı bir... Ayranlı sodalı. Aynen öyle. Bol tuzlu. Onları gömeceğiz. Daha ne olsun? Bak bu, bunlardan bir tane ne kadar? Tekneler mi? He. Bilmem. Bunlara motor falan da takıyorsun değil mi? Tabii. Gelirken taksiciyle onun muhabbetini yaptık. Bu geçen gün burada feci bir yağmur fırtına muhabbeti oldu ya. Dereler mereler taştı. Onun kayık gitmiş. Kayık da değil hatta, direkt tekne gitmiş. Gider abi. Anlatıyordu 25 bin liraya işte öğütmeli tuvalet taktırdım gitti falan. Onun muhabbetini yapıyordu, ona yanıyordu. Suyun üzerinde miymiş? Tabii orada şeye bağlıyorsun. Nehir mi o? Nehir. Ya nehre bağlıyorsun işte. Orada bizim baya nehir mehir taşınca çoğu işte gemi, tekne alayı uçtu gitti. Bak ateş yapmış. Bunlar geçen sefer de oradaydı sanki. Bak şimdi bu buradan itibaren şeye başlıyor. Dere başlıyor buradan itibaren. Bugün çarşaf gibi hiç öyle durmuyor. Bak. Bu ne? Bu şey gibi mi? Deniz golf arabası falan gibi bir şey mi? Minecraft modu gibi duruyor bayağı. Harbiden bu ne bunu şey? Ne yapıyorsun buna? Şey gibi herhalde. Şey yaptılar ya, Citroen'in bir tane arabası çıktı Ami diye. Citroen Ami'nin herhalde tekne yaptığını. Oğlum çok tatlı bir şey lan. Kalçı. Bak floresan konuşuyor. My summer tekne ama. Çok güzelmiş. Şurada bir tane asıl şey var. Mesela bak burası abi. İskele var. Bak mini bir iskele var. Ve şahsa özel biliyor musun? Bak yazıyor. Bu iskele Hexagon teknesine ait. Tekne için şey ama bu. Baya balık falan var ha. Normal abi. İnanılmaz balık var lan. Şimdi oraya ikimiz çıkmak istemedim çok. Bence bir şey olmadı. İkimiz. Ha. Yiyelim. Gelecek mi? Gerilmedi bile ben sana söyleyeyim. İnanılmaz balık var lan. Oradan görünüyor mu bilmiyorum ama. Ya çok görünmüyor ama. Şuralarda falan aşırı geziyor. Bak bak şurada görüyor musun bak şu siyahları? Yok. Ya nasıl görmüyorsun şurada ya? Gözükmüyor abi. Amına koyayım. Size bir sorumuz var. Bir leylek ne getirir? Bak şu evi görüyor musun? Üzerinde dumanlar çıkıyor bak. Evet. Ne kadar özledik be. Valla üzerinde dumanı tüten sıcak yuvalar görmeyi. Ne kadar özledik muhabbeti, sohbeti. İnsanlarla birlikte bir çay bahçesinde karşılıklı. Ne kadar telefonlarımıza bakıyoruz sürekli kafamızı kaldırmıyoruz değil mi?
Ama işte hayat akıp geçiyor biz bunları bırakırken. Bazen insanın istediği şey sadece bir soba, dumanı tüten bir ev, mutlu bir arkadaşlık, iki muhabbet ve tavlanın belini kıvma. Böyle bir not vermek istedim size. Biraz da gerçek hayat. Sobalı evde duş almak falan değil mi? Hala çekiyor musun? Çekiyorum. Bir şey daha yapayım. Hala çekiyorsan birkaç tane olur mu sana? Dövüş numaralarımı gösteriyorum. Tamamdır. Uçan tekme. Kayıt. Sikiş tekmesi. Tamam mı? Sikiş tekmesi. Bunun bir de dönen tekme versiyonu var. Atayım mı? At. Ama dikkat et ha. Tamam. Bu var ya bu. Adamı 100 metre geri yeter diyorum. Bak şimdi. Yumruklarla geliyorum. Geliyorum. Kavgadayım tamam mı şu anda? Sağ sol. Steve Fox. Sağ sol. O parçatı koydum bir tane. Steve Fox. Geldim. Buradan bir tane daha girdim. Tamam. Kenara çekildim. Yumruğu şey yaptım. Daha sonra kalp krizinden öldüm abi birdenbire böyle. Çünkü çok şişmanım bu hareketler için. Ama bak o kadar hızlıydın ki yakalayamadım bile. Öyle diyeyim sana. Çok mu hızlıydım? Çok hızlıydın. Müthişsin. Kanka buraya kadar çıkartıyorum. Buraya kadar çıkartıyorum. Bak bu konuda asla yalan söylemem. Müthişsin abi. Öyle mi? Aynen öyle. Müthişsin. Böyle çıkıyorum tekmeden. Yakışır. Bu kadar ama. Bu kadar. Tamam. Bir tane daha söylemek istediğim bir şey var. Buyurun efendim. Şu var ya şu. Çocuklar. Benden size tavsiye. Gençliğinizin kıymetini bilin. Eğer benim yaşımda hala böyle uçan tekmeler, yumruklar atmak istiyorsanız kendinize iyi bakacaksınız. Benim gibi bakmanız lazım kendinize, tamam mı? Tamam mı? Peki hocam, bunun için hangi setinizi satın almamız gerek? Bunun için baklavaki şakşavaki gerçek erkeklerden tatlı nasihatler setimi almanız lazım. Anladın mı? Ben de bir doğa yürüyüşündeyim. Kaçıncı? Bunu kaç kere yapacağız? Dur jandarma geliyordur. Dur. Jandarma geliyordur. Jandarma geçsin. Yok tamam. Kardeş bak ne güzel görüyor musun? Aynen öyle. Ne güzel ışık da görünüyor. Bu aslında bir galiba bir 5 dakikaya 10 dakikaya falan böyle şeyi yaşayabiliriz. Güzel yıldız şov yaşayabiliriz yani. Burada bunu fark ettin mi sen? Yani evet. Yıldızların ne kadar hiç fark etmemiş gibi evet dedin Furkan. Fark etmedim çünkü evet görmedim. Gökyüzüne hiç bakmadın mı oğlum? Vallahi bizim oralarda gözükmüyor ama buralarda gözükür. Sizin orada ışık mı var biraz? Var. Hmm. Dibimiz Akçay. Doğru diyorsun, o zaman görmez. Burada inanılmaz. Ben ilk buraya geldiğimde yani çocukluğumdan beri geliyorum da ilk yaşamaya başladığımda daha net fark ettim. Yıldız olayı harbiden acayip. Vallahi bak o beni küçükken de çok etkilerdi. İstanbul'da doğup büyümüş birisi olarak. İstanbul'da göremiyorsun yani öyle bir görüntü. Evet. Uzun süre göremiyorsun ve imkanı yok. Mesela bir seyahatte falan ilk şeyde görmüştüm. Afyon'a giderken arabanın bagajından görmüştüm. O müthiş bir deneyim yani ilk tanışma. Işık kirliliği işte. İstanbul'da mümkün. Burada yani şey olmadığı için öyle bir şehirsel ışık muhabbeti olmadığı için burada çok rahat yani. İnanılmaz bir de. Gezegenler falan görünüyor. Şeyler hep böyle şey muhabbet var ya. Amerikan filmlerinde şey yapıyorlar işte. Görüyor musun şunu küçük Richard? İşte bu küçük ayı. Bu da büyük ayı. Banliyö aileleri çocuklarına anlatıyorlar falan. Ben de böyle işte anlatıyor, gösteriyor. Çocuk işte şey diyor. Bilirsin ya o sahneleri Hollywood filmlerinde. Evet. Çocuk işte şey der. Baba bu yıldızlar peki neye benziyor falan gibi. Ah Richard yine aptal çocuk. Bu büyük ayı. Diğeri de küçük ayı. İşte bak şuradaki kuyruğu görüyorsun. Ben de İstanbul'da tabii ki yaşayan bir çocuk olarak bakıyorum camdan amına koyayım. Yok hiçbirisi. Ne büyük ayı var ne küçük ayı var. Bir tek ay var sadece yani. O da zaten canı isterse falan görüyorsun. Kanka jandarma geliyor.
Ha neyse. İşte böyle bakıyorsun amına koyayım. Ne büyük ayı var ne küçük ayı var. Hiçbir sik görünmüyor. Sadece normal ay görünüyor. O da canı isterse yani. Buraya gelince anladım. Harbiden şey oluyorsun. O büyük ayıları, küçük ayıları onları falan görüyorsun yani harbiden. Ha siktir lan kuyruğu diyorsun şurada. Şu şuna benziyor. Şu şöyle falan. İşte be kardeşim. Bacası tutan damlara, yıldızları görünen gökyüzlerine hasret kaldık be. Heh bak şimdi neyse yine vlog şey konuşması yapmayayım da. Bir de bunlar amına koyayım. Bir de bunlar. Bunlar da yeni geldi. Garabet, garabet. Jandarma geliyor. Kapa kapa. Otobüsteyken işte jandarma geldi. İşte şey yapıyor, arama tarama yapıyorlar. Durdurdular otobüsü. Çocuklardan birisi şey dedi böyle. Abi dedi benim dedi kimliğim yok dedi. TC'yi versem dedi olur mu? Olur olur dedi. TC'sinden baktılar çocuğun. Onu yapamıyor olmaları lazım ama herhalde uğraşmak mı istemediler çocukla ne? Yoksa benim de ezberimde TC'm hiç almayayım kimliğimi her yere öyle gezeyim. Ya yok bir ara şey muhabbeti dönüyordu ya yeni sistem geldi işte TC'nizle beraber göttelinizin rengini öğreniyoruz falan tarzı. Belki de gerçekten olabilir. O nasıl lan? Ha şey yeni... mi? E zaten öyle değil miydi oğlum? Değildi. Nasıl değildi? Değildi. Ne farkı vardı? Ya şimdi buraları keseceğim de bu muhabbetleri var ya işte. Ha ha ha. Anladım. Anladın değil mi? Anladım anladım. Tamam. Şu tam karşımızdaki Kaz Dağları'nın jandarma geliyor abi. Geçsin abi, geçsin abi. Abi işte tam karşımız Kaz Dağları'nın en alengirli yeri. Bayağı bildiğin. Bak buradan bakınca ne kadar şey görünüyor değil mi? Ne kadar yüksek görünüyor değil mi? Evet. Bayağı bildiğin dağ yani. Aynen öyle. Hani şey gibi değil. Küçük bir tepe falan değil yani bayağı dağ. Buradan işte buranın gece falan çok soğuk olmasının sebebi inanılmaz derecede bir soğuk hava iniyor oradan. Zaten kışın falan hep oranın tepesi karlı oluyor. Ege olmasına rağmen yani düşün. O yüzden şu anda da mesela çok şey değil. Çok sıcak değil. Ben üşüyorum yani. Ama biz gündüz çıktığımızda falan tabii ki hayvan gibi sıcaktı. Tuhaf yani buranın alışması biraz şey oluyor. Yazın mesela ne kadar sıcak olursa olsun şey gibi. Sabaha karşı hep böyle bir serin oluyor. Ama hemen geçiyor yani. Ne oldu? Siz ve bulaşık. Her gün yeniden. Bu dövüşe bir son verin. Arçelik bulaşık makinesi şimdi taksitte. 5 ayrı yıkama programı. Arçelik servis garantisi. Ve şimdi 50 bin lira taksitle. Arçelik bulaşık makinesi. Çıkarın eldivenleri. Beldemizin en önemli sorunlarından birisinin kanalizasyon olduğunun dikkatini çekmiştik. İşte burada tekrardan tasdiklenmiş bir şekilde görünüyor. Kanalizasyon istiyoruz, kanalizasyon istiyoruz ve kanalizasyon istiyoruz. Kanalizasyon istiyoruz. Beldemizin en büyük problemlerinden birisi. Hizmet ve kanalizasyon. Bunlar lütfen yapılsın. Bakın bunu sadece ben söylemiyorum. Burada da yazıyor. Tamam mı? Böyle kanalizasyon istiyoruz. Kanalizasyon isteyenler yorum da yapsın. Kanalizasyon isteyenler yorum yazsın. Aynen evet. Öyle. Beldemizin 10 numara 5 yıldız şeylerinden birisi de klimalı duraklar kardeşim. Klimalı duraklar. Şu anda ışıkta ne kadar görünüyor bilmiyorum ama klima da var, kitaplar da var içeride. Oturacak şeyler de var. Kışın sıcak, yazın soğuk. Böyle bir teknoloji başka bir yerde varsa eğer yorumlara yazın. Ben sadece burada gördüm. Ve burada görmeye de devam edeceğim gibi duruyor. Sevgili dostlar, Kaz Dağları'nın önünde benim yaşadığım yerdeydik. Hep beraber bir gün geçirdik. Bu sadece tatlı bir yolculuğun başlangıcı. Bundan sonra sizlerle birlikte çeşitli maceralara çıkacağız. Tabii maceralar derken yeri gelecek harbiden gece böyle cinnin bilmem ne gibi araştırmalar yapacağız. Yeri gelecek sadece kahvaltı etmeye Hasan Boğulcu'ya gideceğiz. Yeri gelecek size buradaki dağlardaki gizemli ve lanetli tuvaletin hikayesini anlatacağım. Türkiye, benimle kal. Benimle kal Türkiye. Hep beraber karış karış Anadolu'yu, hep beraber Türkiye'nin bütün güzelliklerini keşfedeceğiz. Hey hey, ben neler yapacağım size be. Var ya, neler neler yapacağım size. Eğer videoyu şu anda
Akça ile Altınoluk arasında Türkiye'nin incisi bir yerdeyiz. Ama neredeyiz? Zaten hangimiz hayatta neredeyiz? Ne biliyoruz ki amına? Bu video bu kadardı. Sizi seviyoruz, öpüyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Beğeni ve yorum unutmuyorsunuz. Ve adios amigos.